Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle güzel bir kare örneği, arkadaşlar bir kare şeklinde bir örnek yapacağım. Bunu her yerde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir örnek. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Bakın, ipimi böyle yapıyorum başlamadan önce. Tığımı şöyle alıyorum arkadaşlar. Motiflerim de bu şekilde başlıyorum ben. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başına doluyorum. Bu yuvarlağın içini 1, 2 ve 3. Zincirimden 4 oldu arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum ve bunların 4'er 4'er trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Zincirim, bunu kaybetmeyin arkadaşlar, ipinizin ucunu mutlaka arada bir çekin, kaybolmasın. Sonuna kadar o ipin orada kalması gerekiyor. Çünkü çekip küçülteceğiz şeyi. Dörder tane dolduruyorum arkadaşlar. Arada iki zincir çekiyorum. Bakın şöyle arada çekiyorum. Kaybetmemek için bir, iki, dört tane daha yapalım. Çok güzel, kolay, kullanışlı bir örnek. Her yerde kullanabilirsiniz. Ne yapmak isterseniz onu bu şekilde kullan. 1, 2, 3 tane yuva yaptım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle örneğin, bakın ipimi çekip bu yuvayı küçülttüm. Daha da çekebilirsiniz. İyice küçülür. 1, 2 zincir çektim. Ve şu, bakın zincirin tepesine, tam oradaki zincirin tepesine, hatta bunu da alayım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle çektim. Bunu da burada kaybetmiş oldum. Buraya bakın, ipim burada. Burada bekletiyorum. Alıyorum, çekiyorum. Kaydırıyorum arkadaşlar. Alıyorum, kaydırıyorum. İpimi burada kaybetmiyorum ki orada. Sonra içine girdim. Bakın kaydırdım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve buranın içini dolduruyorum şimdi. 2 zincirimden 3, 4, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve 4 daha dolduracağım içine. Araları 3 de çeksek olurdu ama fark etmez arkadaşlar. Zincirlerimizi şöyle 4'er tane dolduruyoruz. Zincir çektim ve buraya geçtim. Bunun içinde 4 tane dolduruyorum. Üç, dört zincir ve aynı yere tekrar 4 trabzan. İki zincir buraya yapıyoruz şimdi. 3 ve 4. 1, 2, 3, 4 zincir ve tekrar burayı dolduruyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 tane köşem olacak. Köşemi de yapıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4. İki zincir çektim. Bakın şu şekil ve şuraya bakın arkadaşlar, batıyorum ve içinden kaydırıyorum. Yanına batıp kaydırdım. Yanına batıp kaydırdım ve içine girip kaydırdım. 1, 2, 3 zincir ve 4 tane trabzan. Zincirimden 4.
4 zincir ve 4 trabzan. İki zincir çekiyorum. Şu sondaki trabzanımın tepesine trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Sondaki trabzanımın tepesine bir trabzan yapıyorum. İki zincir çektim ve buraya dolduruyorum. 3, 4. Bakın arkadaşlar, şöyle olacak. Şimdi devam edelim. Üç, dört, iki zincir ve sondaki trabzanımın tepesine battım. İki zincir, buradaki baştakine battım. İki zincir ve tepeye, şu köşeme geldim. Ve 4. 2 zincir, buraya bir trabzan, 2 zincir, buraya bir trabzan. 2 zincir çekip tepeye battık. 4 tane dolduruyoruz. Arkadaşlar, 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yeri tekrar 4 tane daha dolduruyoruz. İki zincir çektim. Bakın, trabzanımın tepesine bir trabzan yaptım. İki zincir çektim. Buradaki zincirimi biliyorsunuz, onun içine bir tane trabzan yaptım. İki zincir çektim ve bakın, buraya tam tepeye batıyorum ve ilmeğimi şöyle kaydırıyorum. Tekrar yanındakine, onun yanındakine ve içine giriyoruz. Yuvanın içine. 1, 2, 3 zincir. Ondan sonra tekrar örneğimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, tekrar buraya 4 4 dolduruyoruz. Bütün işlem bu. Bu şekilde örneğimiz büyüyor. Aralar daha da büyüyecek. Bundan isterseniz motif yapabilirsiniz. Motif kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde boyun büyüğünü uzatıp başka bir şey yapabilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Neyse, şimdi şöyle iki tane çektim. Bakın, buraya battım. İki zincir bunun tepesine. İki zincir bunun tepesine. Bütün trabzanlarımın tepelerine. İki zincir ve buradaki trabzanımın tepesine. İki zincir ve yuvaya. Dört tane yaptıktan sonra 3, 4 zincir çektim ve aynı yere tekrar 4 tane dolduruyorum. İki zincir ve baştaki en sondaki trabzanıma battım. İki zincir, tepeye batıyorum. İki zincir, trabzanımın tepesine. İki zincir, bakın buradaki trabzanıma batıyorum. İki zincir ve yuvaya. Şu şekilde sayılarımız çoğalıyor arkadaşlar. Bakın.
şu sayılar gitgide çoğalıyor ve bu şekilde örneğimiz ortaya çıkıyor. Başa kadar gelelim bu şekilde. Üç, dört, iki zincir ve tepeye. Trabzanımın tepesine arkadaşlar. İki zincir, trabzanımın tepesine. İki zincir. Bakın şöyle. İki zincir ve yuvanın içine dört tane dolduruyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir ve tekrar dört tane. İki zincir. Şimdi buraya. Buraya batmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın en sonda bu birleştirme yerimiz olduğu için batmakta biraz zorlanabilirsiniz. Ben de zorlanıyorum. Buraya batmayı unutmayın. Mutlaka şöyle denedim. Burada birleştirme yeri olduğu için biraz sıkıntılı olabilir. İki zincir çektim. Bakın burayla birleştirdim. Şimdi arkadaşlar buradaki trabzanlarımın tepelerine bakın birer birer batıp şöyle kaydırıyorum ve yuvaya geldim. Yuvaya da yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın hiç belli değil nerede oldu, nerede birleşti hiç belli değil. Şu şekilde örneğimiz devam ediyor. Biraz şöyle düzeltelim. Böyle istediğiniz boy, istediğiniz kadar yaparım. Şu şekil bakın arkadaşlar. Birazcık daha büyüttüm. Daha da şık gözüküyor şimdi. Küçük olunca tabi anlaşılmıyor. Şöyle tutarsam daha da güzel gözükecek. Arkadaşlar her yere kullanacağınız güzel bir örnek. Ben çok beğendim bu örnekleri. Her yerde kullanabilirim. İstediğim şekilde. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Evet, bu şekilde. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.